yaşadığımız evrende başka bir boyutta başka canlılar yaşıyor mu? Paralel evren var mı? Paralel alemlerle değiyoruz bazen. Değiyoruz, ayrılıyoruz. Değiyoruz, ayrılıyoruz. Paralel bir şey var ya da bir alem var. Oraya girmeye çok yakın bir yerde duruyorum. O bir zamanda yolculuk muydu? Başka boyutun canlıları mıydı? Cinler alemi miydi? Ben herkes böyle yaşıyor galiba. Bütün gece benim gibi bir oralara, bir o tarafa, bir oralara, bir oralara. Sonra gündüzdeki başka hayatı var. Ölmüş ve geçiş yapamayan ruhlar mıydı anneannemin ziyaretçileri? İnsan zihnini Metaverse tarafına sevk edince, onları o tarafa gönderince bunu yapanlar bunu biliyorlar, inanın. Söylemezler, bir amaçları var. İlk defa sizin programınızda söylüyorum. Ruhsuz bilinçler her tarafa saçılacak. Şurada oturayım, ay ne güzel bir sistem kurduk demeyin, duvarlar kapanacak. Onun için duvarlardan en zayıf ne tarafsa o duvarı kırıp kapanamaz hale getirmek. Arkadaşlar, İlkay Baralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Hemen videonun başında söyleyeyim, lütfen bildirim zilini açın. Hatta bildirim zilini tıklayın ve bütün bildirimleri aç deyin kanal için. Videolardan böylece an ve an yüklenir yüklenmez haberiniz olmuş olsun. Çok teşekkür ediyorum orada olduğunuz için. Ve inanılmaz bir videoyla ben, daha doğrusu konuğum az sonra karşınızda olmuş olacak. Benim çok uzun zamandır merak ettiğim detaylarını, merak ettiğim bir konu. Artık şunu biliyorum ki yani bu kainatta asla yalnız değiliz ama aynı anda yaşadığımız evrende başka bir boyutta başka canlılar yaşıyor mu? Hani Kur'an-ı Kerim cinler aleminden bahsediyor. İki alemin birbirine geçmediğinden bahsediyor. Ya da bir paralel evren var mı? Çok kıymetli bir konuğum olacak. Tam 32 kitabı var. Dile kolay, sadık. Yani çok önemli bir araştırmacı, yazar. Çocukluğundan beri meraklı olduğu konular var. Aslında onların bir kısmını da hayatında deneyimlemiş, sonra peşine düşmüş ve sonra böyle bir külliyat ortaya çıkmış. Paralel evrene geçtiğini söylüyor. Çocukluğunda ve ileriki yıllarında yaşadığı deneyimler var. Ve sonra sadece bu konunun peşine düşerek anlattığı bir kitabı var. Muska o kitabı. Öte Yer, Yatır, Ölümsüz. Yine başlıca kitaplarından ama pek çok kitabı var. Onu tanıyan, çok seven pek çok kişi var. Dolayısıyla bu videoda hem kıymetli Sadık Yemli'ye kendi yaşadığı deneyimleri, şahit olduğu paralel evren ile ilgili yaşadıklarını hem de sonra arkasına düşüp bulduğu gerçekleri ve kitabında anlattıklarını soracağım. Kadim kapılardan, insanlığa dayatılan 3 kapıdan bahsediyor mesela. Çok enteresan ve mutlaka izlemeniz gereken bir video olduğunu söylüyor. Hemen ortak yayına geçiyorum. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba Sadık Hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk efendim. Kitaplarınız Almanca'da, Hollanda'da da basılmış, Almanya'da basılmış. Amerika'da da bir kitabım. Muska Amerika'da da basıldı. Bugün bahsedeceğimiz kitabınız Amerika'da da var. Gerçekten insanlığın evrensel olarak da merak ettiği konuları yazıyorsunuz. Bir de çok enteresan bir şey var Sadık Hocam. Evet. Hani bir fütürist gibi geçmişte yazdığınız bilim kurgu kitaplarının 10 yıl sonra falan gerçekleştiğini gördüm. Çok şaşırtıcı değil mi bu? Hemen bir delil göstereyim. Hemen canlı delil, bakın. 11 yıl önce yazdığım bir kitapta ahir sonuna et. Ahiret. Şimdi Metaverse'de artık bu tür şeyler de olacak. Bölmeler de olacak. Birazdan belki bahsini ederiz. Abdala malum olur derler. Bir de ben şöyle çok samimi olarak şuna inanıyorum. Yani çok sık söylenen, bu işin alimi olan insanlar, ben onların yanında az bilenim. Ama o çok iyi bildiklerini herkesin hemen hemen hem fikir olduğu kimselerin söylediğine bakarsak her şey yaşandı bitti, değil mi? Hı hı. Her şey yaşandı bitti ama biz zamanla ilgili bir sorunumuz var. O yüzden onu böyle kronolojik sırayla takip etmek
zorundayız. Ama zaman aynı zamanda da bir yerde asılı böyle frekanslar kümesidir. Ufak tefek çalkantılar, başka şeyler olabilir. Yani o yüzden son derece dinamik, çok kompleks bir evrenin içindeyiz. Ve çocukken bu alemlere hepimiz, hiç istisnası yok ama, hepimiz bebeklikten itibaren bu alemlere giriyoruz. Sonra bir şey oluyor, katılaşıyoruz. Oralardan uzaklaşıyoruz. Yaşam gailesi belki, yaşam gailesi, belki eğitim, ona benzeyen şeyler, dış dünyanın böyle şey olması, daha basit, daha sade formüllerle çalışması bizi yavaş yavaş bu taraftan kopartıyor. Herkesi değil ama çoğunluğu koparttığı kesin. Hemen hızla paralel evrenlere giriyoruz galiba. Evet, çok harika oldu. Bu arada Deniz Erten de hatırlıyorum. Hem Deniz Erten bir hukukçu ama biliyorsunuz ilahi konularda da yazar, araştırmacı. Hem Erhan Kolbaşı da hatırlıyorum. O da bir ruhsal araştırmalar enstitüsü hocası, araştırmacı yazar. İkisi de şunu şöyle söylemiş. Ya 5 yaşından itibaren o perdeler kapanmaya başlar. Hani 5 yaşına kadar algılar daha açıktır ruhsal boyutla diye bir şey aklıma geldi. Belki o başta söylediğiniz şey biraz da O dediğiniz, böylesi. evet, o dediklerinde çok büyük bir gerçek payı var ama ben şanslıyım. Ben de tam kapandı mı bilmiyorum ama ben tam gaz 15-16'ya kadar geldim bu şeylerde. Yani çocukluktan başlayıp, hatta öyle bir şeydi ki böyle 15 yaşında, 16 yaşında hatırlıyorum, 15 falan. Okula gideceğim, sokağa çıkıyorum. İşte mahalle, bakkal köşede. Bir köpek duruyor, sokak köpeği böyle. Tanıdığım, ismini de biliyorum. Tanıdık bir adam duruyor. Tanımadık iki kişi oradan geçiyor falan. Diyorum, o senin hani şimdi bütün gece yaşadığın alem var ya diyorum. Zaman zaman gün rüyaları halinde de tanık olduğun şeyler var ya. Onlar diyorum başka bir yer. Ama sen buraya bir nedenden buraya bağlısın. Yani sen isteme hayatını bu asfalta basarak, buradan okula giderek böyle şey, bunu kabul et diye kendime söylediğimi bilirim yani. Yani kabullendim yani. O da kötü bir şey değil dedim. 15-16 yaşındayım. Hormonlar çalışmaya başlıyordu falan. Yani dünyada, bildiğimiz dünyada kötü bir yer değildi yani. O kadar. Falan yani söylemek istediğim, ben şanslıyım. Biraz uzun sürdü ve hatta sonra ilham şeklinde ve yine başka şekillerde şu ana kadar da devam ettiğini, bu temasın devam ettiğini söyleyebilirim. İsterseniz bir tanesini bunların anlat. Ya ilk hatırlayabildiğim paranormal deneyimi mi söyleyeyim? Hatırlayabildiğim. 4 ya da 5 yaşındaydım. Mahallede misafirliğe gitmiştik. Orada kibritlerle oynadım. Beni yatayım diye misafir odasına koymuşlardı. Kadınlar iç tarafa çekilmişlerdi. Ses olmasın diye onlar bir oturuyorlardı. Ben kibritlerle oynadım. Ve küçük bir yangına, ama zararsız küçük bir ateş yangına neden oldu. Hemen söndürdüler. Tabii annem bana çok kızdı, haklı. Çok kızdı. Sonradan, ama parantez açıyorum, sonradan roketlerimle ve kimya şakalarımla oynayacağım. 15 yaşına. Yani bu kibritlerle boşuna oynamıyoruz. Sadece piromanyak değilim. Yani ateş yakma hevesi değil. O böyle kibritin puf diye yanarken o kükürt kokusu beni büyülerdi. O koku acayip bir şey anlatırdı bana. Neyse, ondan sonra şimdi annem beni tehdit ederek evimize doğru gidiyoruz. Şimdi bak, akşam Freud dinlese çok şey yapardı yani, doğru derdi. Şimdi akşam baban gelsin, bak sen görürsün. Babayla tehdit ediyor. Çünkü baba sert yüz, anneyle anneanne yumuşak yüz. Ondan sonra şimdi ben gidiyorum. Beni kim kurtaracak? Anneannem. Anneannem bizde kalıyor, sadece rahmetli. Anneannemle de aramızda inanılmaz bir telepati bağlantısı var. Çünkü kendisi de acayip bir, yani medyum demek istemiyorum. Çünkü yani ne profesyoneldi ne de öyle ruh çağırır falan, öyle bir şey hayatında lafını bile etmemişti. Ama ziyaretçileri vardı sürekli. Ve anlatırdı ve ben elinde büyüdüm onun. Yani elinde büyüdüm. Bizim evde kalıyordu. Neyse, ondan Kimdi sonra peki ziyaretçilere? Hani nasıl bir tane tanımlardı onları? ziyaretçiyi de anlatacağım. Ziyaretçilerden biri çok acıklıdır. Onu hiç unutamadım. Muska'ya da koydum, Muska romanına. O çok şeydi, yüreğimi yakmıştı. O ağlamıştı, ben de ağlamıştım. Böyle acayip
etkilenmediğim bir şeydi. Şimdi devam ediyor. Ben şimdi korkuyla eve gidiyorum. Eyvah, babam beni çok cezalandıracak böyle kötü şeyler yaptığım için. Ama beni kim kurtarır? Hani en çok kim kurtarır? Anneannem kurtarır. Böyle eski bir Rum evinde oturuyoruz. Bahçemiz var, incir ağacımız, nar ağacımız, yeni dünya var. Hatta tavuğumuz, horozumuz var. İzmir'in içinde oturuyoruz. Yani kaç yılı? Güzelmiş. İşte 56 yılı falan. Ondan sonra demir parmaklıklarla süslü kapıdan baktığımda hol, te karşıda odada anneannem oturuyor. Bizi görünce kalktı. O sırada öyle ceplerde bu kadar anahtarlar bu kadar da öyle anahtar taşınmazdı. Evde biri varsa kapı çalınırdı. Ondan sonra birden onun yüzünden kendimi gördüm. Böyle korkulu yüzüm, küçüğüm, annem büyük. Ben böyle küçük, kafam ancak pencerenin şeyine göre ancak yüzüm görünebiliyor şeyden. Böyle yüzüm çok korkulu, ağlamaklı. Bir de çok ağlarsam belki acırlar diye de belki ekstra bir efekt de var tabii. Ondan sonra böyle anneannem yüzüme yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Yani kendi yüzüme. Yaklaştı, yaklaştı, tık dedi kayboldu. Sonra o deneyimleri daha sık yaşadım. İşte bunu 4-5 falan yani hatırlayabildiğim ama rüyalar şeklinde başka şeyler vardı. Fakat o sırada hangisi gerçek, hangisi daha az Rüya. gerçek yani, ayırt edemediğim için artık gerisini konuşmuyorum. Şimdi ama esas şeye gelelim. 10 yaşlarında falandım. Çatı katında yatıyordum. Eski Rum evi bu. Çatı katında yatıyordum. Böyle merdivenleri gıcırdata gıcırdata biri geldi. Karanlıkta. Gece 1-2 falan. Ama merdivenleri gıcırdatarak. Böyle temiz yüzlü. O sırada çocukken insan yaşları anlayamaz. Hani bu yaşlı diye anlar ama aradaki şeyi göremez. Yani 20 ile 30'u falan biraz görmesi zordur. Ama benim tahminim 20 sonları, bıyıklı, yakışıklı denebilecek. Yüzü temiz, korkulu falan, asla korkacak bir şey yok. Temiz giyimli. Biri dedi, gel dedi, seni bir yere götüreceğim. Üstümden yorganı açtı. Giyinmeme yardım etti. Merdivenleri gıcırdata gıcırdata aşağı indik. O sırada pilot lambalar yanardı 15 watt. Böyle titrek ışıkla, şimdi 15 watt ne kadar ışıtıyor değil mi? Teknoloji ne kadar ilerledi. Ondan sonra o titrek ışığın içinde yürüdük. Rahmetli pederin horultusu ve bende korku. Babam uyanırsa bizi bırakmaz. Gitmek istiyorsunuz yani siz de. Çok istiyorum. Duygu. Korkmuyorum. Korku vermiyor bana. Öyle bir beni uyarlamış ki böyle büyük bir heves uyandı içimde yani. Ondan sonra o koca ağır kapıyı açıyoruz ve kapatıyoruz. Sokağa çıkıyoruz. Aynı sokak. Yukarı çıkıyoruz. Köşk vardı. Köşk aynı köşk. Sola dönüyoruz. Kız Enstitüsü vardı. Bilenler biliyor, Göztepe'de, İzmir'de. Kız Enstitüsü'nün oraya geliyoruz. Orada yüksek duvarlı evler vardı. Böyle içlerinde köşkümsü binalar vardı o sırada ama duvarları şeye olan, sokağa olan duvarları çok yüksekti. Hani kimse çıkmasın diye falan, hani böyle bayağı. O tozlu duvardan birden karanlık bitiyor. Aydınlık başlıyor, gündüz oluyor. Yani geceden çıkıyoruz oraya gelince. Orada bir şey olacak belli. O sokağa yürüyoruz. Sokağın sonunda bir daha ne İzmir ne şehir, hiçbir şey yok. Aşağısı bulutlar, yani o kadar yüksek ya da derinlik belirsiz bir aşağı. Bir tane de şöyle bombeli bir köprü var. Köprünün trabzanları yok. Yani diyelim 2-3 metre genişlikte. Aşağısı ama derinliğini anlatmama imkan yok. Fakat korkmuyorum. Hiç irkilmiyorum. Midemde o şey olmuyor. O beni getiren şahıs diyor ki bana, hadi sen şimdi bu köprüden git. Orada seni birisi karşılayacak. Git onlara. Şimdi gitmeyi çok istiyorum fakat o köprüde trabzan yok. Kenara tutun, aşağısı çok derin. Böyle dik yürümem de imkansız. Dört ayak, dört ayak, dört ayak, dört ayak korkudan dört ayak yürüyerek o bombeyi aşıp tekrar dört ayak, dört ayak aşağı iniyorum. Ağaçlıklı bir yol böyle karşıda. Tekrar bir şey birleşmiş orayla. O köprü neyse, o Arafaz demek ki. Oraya tekrar tanıdığımız ağaçlar, bir tane yaşıtım bir çocuk beni bekliyor. Hoş geldin diyor. Daha önce hiç görmedim böyle birini. Beraber gidiyoruz. Sana diyor, bak çok güzel seni bir yere götüreceğim. Böyle şeffaf evler var. Tamamen şeffaf evler. Yaşıtım kızlı erkekli çocuklar. Çok tuhaf Çin
oyunu var ya, Go. Go oyununa benzer, fakat havada tuttuğunda havada duruyor. Yere koyduğunda yerde duruyor. Yani kaldırıp şurada bırakırsan orada duruyor. Aa, ben delirdim. Bu oyunu dedim mutlaka ben öbür tarafa götürmem. Yani anında birden bende şey başladı yani. Heves, ne gördüm falan. Şimdi oynuyoruz onlarla böyle falan, o çocuklarla. Sonra yegane yetişkin kadın geliyor bir yerde artık. Bu uzun sürüyor ama. Senin diyor saatin geldi. Meğersem saat varmış bana, şeyde duvardaki saati gösteriyor. Hadi diyor senin saatin geldi. O çocuk beni gene götürüyor. Ona yalvarıyorum. Gel bak, bende Tom Mix'ler, Texas'lar var. Futbolcu kartlarım var. Sakızlardan çıkan. Ondan sonra sana onları gösteririm. Başka şeylerim var diye vaatlerde bulunuyor. Ben oraya gelemem diyor. Sen gene gel buraya. O köprüden gene imkansız ayakta geçmem. Bütün antrenmanıma rağmen. Dört ayak, dört ayak, dört ayak. Karşıya geçiyorum. Geçince karanlık. Şey beni bekliyor. O adam. Beni geri getiriyor. Yani uzatmayayım. Tekrar getiriyor. Soyunmama yardım ediyor. Yorganımı örtüyor. Ben gene geleceğim diyor. Şimdi ben sabah uyandığımda ilk yapacağım şeyi anlatıyorum. Eğer okula gidilecekse mecbur okula gidiyorum, ama saatler geçmiyor okulda. Çünkü eve gelme, çabucak eve dönmem lazım ve oraya gitmem lazım. Tabii hemen koşarak gidiyorum. Köşkü geçiyorum. Enstitüyü geçiyorum. O yüksek duvarlı yerlere geliyorum. Bir gidiyoruz. Karşı taraftan gene mahalle devam ediyor. Ay, nasıl üzüntüyle o birleşme yerinde durup, nasıl üzüntüyle ya diyorum buraya gelemeyeceğiz. Bir defa geldik galiba. Bunu en az 150 defa yaşadım. 150 defa. Tabii şu anda size anlatırken görüntülerini görüyorum. Peki mesela hani rüya olamaz mı Sadık Hocam? Şimdi herkesin aklına gelebileceği için Hayır, soruyorum bir bunları. defa Gelebilir. görsen, hadi iki defa görsen rüya diyebiliriz. Bu kadar ayrıntı olmaz ama. Çok Bu kadar ayrı. dokunuyorsun, çok uzun. Onu almayı çok istiyorsun. Sonra hatırlayabiliyorsun. Sabah deli gibi o yerlere gidiyorsun. Ama buna benzer o kadar çok şey var ki. Mesela bir tane daha bir şey anlatayım. Evden çıkıyorum. Yan komşumuzun bahçesi yok. Onun yerine kocaman bir mezarlık var. Mesela o mezarlığa da kaç ziyaret yaptım. Bayağı Latin harfleriyle olmayan bir mezarlık yani. Kaç defa o mezarlığa gittim. Hatta birileri oradan geçerken bizimki gelmiş gele diyorlar. Ben mezar taşının arkasına saklanıyorum. Beni görmesinlerdi. Onlar ama görmüş beni. Bizimki gelmiş gele diyorlar. Yani Yani onlar da şu an ev eski zamana mı gidiyorsunuz acaba mezarlık olarak işte görüyorsunuz? onu tarihçi arkadaşlarım vardı İzmir'de. Ya dedim şu şeyi araştırsanız, bizim 94 sokakta şimdi oturduğumuz yerde eskiden bir mezarlık var mıydı mesela 100 sene önce, 150 sene önce falan. Hani öyle aramızda sohbete konu olmuştur. Bir araştırsanız dedim. Çünkü üstte kayıt gibi. Ve de bu da en az 50 defa, 80 defa. Sonra başka şeyler vardı. Mesela hepsini anlatamam tabii, çok uzun. Yani anlatmama gerek yok. Ama mesela şöyle anlatayım, bir de bunun bir şeyi var. Sistematiği var. Mesela bazı yerleri bana açmıyor. Nasıl yani? Yani mesela şöyle. Şimdi mesela paralel bir şey var ya da bir alem var. Oraya girmeye çok yakın bir yerde duruyorum. Açmıyor bana. O kadar istiyorum. Gidemezsin diyor. Siz gitmek Aa, yok istiyor olmaz musunuz? diyor. Olmaz sana, yok. Sonra bir şey gösteriyor böyle rüya cinsinden. Belki rüya deyin, ne derseniz deyin. Beyin kimyasının azizliği, ben hepsine razıyım. Bir iddiam yok benim bu konuda. Ondan sonra orada da rezolüsyon, yani çözünürlük yetersiz. Benim zihnim gördüğüm şeyi kavrayamıyor. Biri de beni teskin ediyor. Üzülme, üzülme diyor. Bunlar diyor zaman alır diyor. Biri de beni teskin ediyor yani. O kadar istiyor, öyle bir hevesle ki havada asılı bir şey. Onun yanında bir arka. Ben resme çok düşkünüm. Karikatür çizerim, resimlerim falan. Hani ben görsele çok bağlı. Yani kuşağımın böyle ilk görsel kuşak. Belki dünyadaki hani böyle hızlı görsel kuşak şu anda, ama bir de bunun öncüleri vardı ya. İşte ben o öncü
görsel kuşak olduğumda unutulmasın, çizgi romancı falan, böyle 1.000 defa bir çizgi romanı böyle 1.000 defa okuyan falan. Hani o kadar hevesle o perspektifi kavramaya, aklımda tutmaya çalışıyorum, vermiyor bana. Buna Üzülme, sen mesela bunu bunu çizersin. anlayamazsın Ama sonra, göremezsin. sayısız. Evet. Sayısız. Peki soruyor musun Sadık Hocam yanınızdaki kişiye, sizi götürene? Hani orada birileriyle muhatap oluyorsunuz. İletişim var Evet, çünkü. evet. Burası neresi? Ben bunu niye yaşıyorum falan. Öyle sormuyorum da hepsini, birini bu tarafa benle gelmeye, köprüyü beraber geçelim. Öbürünü de eve, ya daha çok şey yapmaya çalışıyorum yani. Birinde köprüyü geçme korkumu yenmek için, öbüründe de böyle bir bu tür arkadaş o şeyleri de getirecek ya, havada duran bilyaları getirecek de sükse yapacağız. Yani tabii olmuyor. Evet. Peki daha ileri bir zaman mıydı sizce orası? Hani şeffaf evler, oyuncak havada duruyor falan. Daha mı teknolojik olarak ileriydiler? Ne düşündünüz orada orası ile Şimdi ilgili? bizim teknolojimiz bizim zamanımızın ürünü. Mesela bir başka yerde çok kısa bir sürede başka bir teknoloji bizi çok aşmış bile olabilir. Yani biz biraz yavaş gittiğimizi söyleyeyim. Mesela bakın bir iddiamı söyleyeyim. Eğer Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453 değil de 1053'te alsaydı ilk atom bombası 300 yıl önce patlayacaktı. Böyle bir şey söyleyeyim yani. Çünkü 11. yüzyılda Çin'de muazzam bir Rönesans vardı. Demir, duvar kağıtları, kağıt, matbaa, her şey, her şey. Aynı zamanda da şimdi bakın Ömer Faruk İspir'i de burada analım. Onun çok sık Selam olsun. anlattığı Zekeriya Raziler, Cabiriler, Sadık Ustalar falan adaşım. Bunlar zaten algoritmayı bulmuşlar. Kimyanın birçok şeyini bulmuşlar. Sülfürik asidi biliyorlar ama hidrojen ve kükürt ve oksijenden teşkil edildiğini bilmiyorlar. Ama ayırt ediyorlar. Sülfürik asit kimyanın kralıdır. Mesela yani bunlar hazırdı. O Çin'le bir şey, sadece bir şey biraz daha erken, bir otorite bu tarafa biraz daha erken tesis etseydi onu. Yani Moğol istilasından 400 yıl önce diyeyim olsaydı başka bir şey olurdu. Onun için yani zaman bizde böyle akıyor diye her yerde o şekilde gidecek. Ama sizin sorunuzu anladım. İleri, yani bizim teknolojimizden daha ileri anlamına söylüyorsunuz. Pek muhtemeldir ki öyle, evet. Peki Beni de uyarlıyorlar, beni üzmemek için böyle öngörüntü şeklinde, alıştırıcı görüntü şeklinde de bulunduklarını da sonradan düşündüm. Hani ben korkmayayım diye. diye. Peki sonra bu ne kadar, kaç yaşına kadar sürdü bu deneyimleriniz? Bayağı uzun, bayağı uzun daha, ama bunların şeyi sonu yok. Hala Yani mı devam ediyor? yok, Hala şu devam anda ediyor başka mu? türlü. Şu anda daha çok böyle sezgisel ilham şeklinde. Mesela kelimeler aklımda tak diye bu yaşta yani. Bu yaşta. Hop, dijital insanat bahçesi diyorum mesela. Ondan sonra dijital politbüro yazısını yazıyorsun mesela. Ondan sonra Metaverse'e bir bakıyorum. O diyorum, Metaverse varsa, Universe'den Metaverse'e ya, Paraverse de çok yakında gelir diyorum. Böyle kafamda cıvıl cıvıl her saniye. Her saniye şu anda. Bunlar böyle kelimeler, hepsini bir şeyi gördüğümde hemen onun ilintisi ve ondan hemen tak 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 dallar bir şey türetiyor. Ama Yani hani bunu bu ona ilk bağlıyor. Bir de ben tercih yaptım İlkay Hanım. nedir o? Tercihim anneannem gibi olmamaktı. Ben Yani anladım ben ama dedim onu ki ben böyle açık. olmayayım. Ben bu yola gitmeyeyim. Ben başka yola gideyim. Ben fizikle, kimyayla, matematikle, işte sonra edebiyatla, daha böyle buluş, ilham, başka şekil. Yani şimdi anneannemin hikayesinden bir tanesini anlatalım. Hani söz vermiştim. Şimdi bir gece anneannem birisi başucumda beliriyor, ayak ucumda beliriyor yani yatakta. Teyzeciğim diyor, gelinlikli bir kız.
Teyzeciğim diyor, her taraf karanlıktı diyor. Ne oldu diyor? Bula bula ancak burayı bulabildim diyor. Anneannem böyle öyle alışık ki ziyaretçilere, öyle ne yerinden deli gibi fırlıyor, ne çok heyecanlanıyor. Kıza bakınca ama gerçeği görüyor. Esas bir şey olmuş tabii, başına bir şey gelmiş yani. Hikaye şuymuş. Güzel bir kız bu, mahallenin kızı. Birisi istiyor, kızın gönlü yok orada. Biraz bekliyorlar, olmaz diyorlar. Biraz bekliyorlar. Sonra bir başkası kızı istiyor. Kız çok beğeniyor o adamı. Hani gönlün aşk. Hani böyle bir şey oluyor ya, hani böyle çok seve seve evleneceği birini, yani onu işte bir talibi çıkıyor. Düğünleri oluyor fakat öbürü çok kıskanç. Düğünde kızı bıçaklayarak öldürüyor. Şimdi kız o kadar mutlu anında ki ölüm şeyiyle geçemiyor. Ben böyle yorumluyorum. Yani bu yanlış olabilir. Hani herhalde belki de böyledir anlamına söylüyorum. Öyledir de diye dayatmıyorum. Böyle Şimdi. yorumlamışsınız. Siz böyle anlamlandırmışsınız. Çünkü Evet, akıl bir evet. şekilde anlamlandırmak da ister yani. Evet. Karanlıkta çaresiz yürürken bir ışık görüyor. Anneannemin bulunduğu yer. Yani uygun yer, uygun liman. Anlayış yeri ya da belki sevkiyat noktası diyebiliriz. Sevkiyat noktası daha uygun galiba. Ondan sonra geliyor anneanneme, şimdi anlatıyor böyle 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 diye. Anneannem diyor ki bak kızım, en sonunda o ağlıyor, anneannem ağlıyor. Diyor ki bak kızım, o adam seni bıçakladı, öldürdü. Hayır olmaz. Üç çocuk yapacağım. Erkek olursa ismini şu koyacağım. Kız olursa bu koyacağım. Ben öyle, imkansız, ölemem. Şöyledir, böyledir. Gitmiyor. Bak kızım diyor, sen buradan çık. Esas ışığı bulacaksın. Esas yolunu bulacaksın. Hayır gitmem, ben ölmüş olamam falan diye onu teskin ediyor. Karşılıklı ağlıyorlar. Birbirlerine sarılıyor. Çok uzun sürüyor bu. Sabaha kadar neredeyse. Böyle anneannem çökmüştü, gözlerinin altı böyle mordu falan konuşurken. Ve ağlamaktan gözleri şişmişti. Siz karşısındakini Ondan görüyor musunuz? sonra Siz orada mısınız orada efendim? sahip hocam? Siz orada mısınız o anda? Yok yok, Tanık ben yokum. mısınız? Ben Anlatıyor dinleyici sonra. olarak Anladım. sonradan anlatıyor. Ondan sonra ama şu anda size anlatırken görüyorum tabii. ondan sonra onu kapının şeyine kadar getiriyor. Açıyor kapıyı. Kızım çık sokağa, bir daha yürü. O ışığı, esas ışığı bulacaksın diyor. Ve kızı sabah ancak gün ağarırken evden yollayabiliyor ve uyumuyor. Bütün gece böyle ağlayarak, hıçkırarak, o sarılarak, teyzeciğim o falan, böyle bu şekilde. Yani sonra başka hikayeler de var. Ben dedim ki şimdi bende de bu yetenek var. Dedim ben o zaman miras olarak şeyi almayayım. Ziyaretçi kısmını değil de daha böyle hani İlham serüven, kısmı. macera, Serüven ha kısmı. bir yerlere gidelim, bir şeyler bulalım falan. Evet. Yani ölmüş ve geçiş yapamayan ruhlar mıydı anneannemin ziyaretçileri? Siz öyle yorumluyorsunuz herhalde, Şimdi değil mi? öyle de olabilir. Yani bir kestirip atmak istemiyorum. Öyle de olabilir. Belki çok artistik, sanatkar bir cinin senaryosu olabilir. Çok sanatkar, değil mi? Artist nitelikli bir cin bir senaryo yapabilir. Bir insanı nasıl faka bastırdım diye gülerler. Belki seyirci vardır o sırada. Onların tiyatrosudur. Yani bilemiyoruz. Alemler çok karışık. Çok kestirip atmamak, böyle dayatmamak, çok kesin konuşmamak lazım. Bu kadar kesinlik yok çünkü. Bu kesinlik bize kapalı biraz yani. Onun için ama bunlar yani böyle heyecanlı şeyler. Tek düze hayatı dışına taşan şeyler yani. Peki Sandık Hocam, hani anneannenin yaşadığını böyle yorumlamışsınız ya, mutlaka kendi yaşadığınızı da ilerleyen yıllarda yorumlayıp bir şekilde anlamlandırmışsınızdır. Yani o bir zamanda yolculuk muydu, başka boyutun canlıları mıydı, cinler alemi miydi? Ha, kendi yaşadığınızı ben biliyorum, illa böyle demeyeceksiniz ama siz nasıl yorumladınız bütün o deneyimleri? Onu Ben sorup merak ediyorum. paralel alemler şeklinde yorumluyorum. Paralel alemlerle değiyoruz bazen. Değiyoruz, ayrılıyoruz. Değiyoruz, ayrılıyoruz.
Zaten paralel evren teorisini ortaya atan Everett şeyden bulmuştu. Demir atomu. Çekirdekte, şimdi çekirdek var. Bir de elektron, şimdi elektron mikroskobu bulmuş. 50'li yılların ortası. Bakıyor demirin elektronları. Bir var, bir yok. Ya öyle şey olur mu diyor. Elektron nereye gidecek? Sonra şöyle bir teori. Ya diyor, bir de diyor paralel evrende diyor aynı şekilde bir demir çekirdeği olsa. Bu elektron bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya gitse diyor ve paralel evrenler şeyini atıyor. Az kalsın üniversiteden atılacaktı falan, hani böyle Böyle Volt ne olur, saçmalık mı olur olur falan. hani öyle şeylerle karşılaşıyor, ama şimdi artık paralel evren lafından geçilmiyor değil mi? Yani ama prestij onun adıyladır. İlk defa paralel evrenler şeyini telaffuz etti. Yani sadece bu gördüğümüz şeyler değil, elektronlar, işte her şey, bütün maddeyi yapan her şey, yani frekans değil mi? Frekans hareketliliği falan. Evet. Paralel evreni siz peki nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var, hani bir ilk ay daha var ve başka bir evrende çok daha mutlu, çok daha güzel, bütün fazla kilolarından kurtulmuş yaşıyor olabilir mi mesela? Ama Olabilir, sizin olabilir. gördüğünüzde başka bir sadık yemin yok. Siz neticede başka bir, yani canlıların olduğu, insanların olduğu bir yere gidiyorsunuz falan ya. Paralel evreni nasıl yorumladınız? Ya da ne Evet. buldunuz bütün araştırmaların Evet. sonunda? Nasıl bir şey Şimdi paralel paralel evren? evren deyince biz dünyanın tıpatıp aynısıyla yan yana olduğumuz şekilde düşünmeyi çok seviyoruz. Ama paralel evrenden evrenin çok farklı bir tarihi bize çok yakın akıyor olabilir. Evrenin çok uzak, bir şimdi uzak zamanı bize başka türlü yakın olabilir. Yani biz orada olmayabiliriz. İlla da böyle hani zaman kulvarında böyle birbirine yapışık kardeşler gibi koşmak, 8-10 kişi böyle el ele tutulmuş koşmak zorunda değiliz. Biri biraz daha önde, öbürü arkada, biri yaşlı, biri düşmüş, biri yok. Bence öyle, o şekilde. Yani inanılmaz bir çeşitlilik, çeşitli bir hareket, bir senfoni, böyle sayısız enstrüman. Muhteşem, muhteşem. Niye ben bunu yaşıyorum diye hiç düşündünüz mü? Neden yani size gösteriyorlar? Yok, iyi ki Hani yaşıyorum. İyi ki yaşıyorum diye düşündüm. Bir de şöyle anlatayım, çok enteresan. Ancak 13 yaşında falan ben bazı şeyleri çok, mesela çocukları leyleğin getirdiğine de en uzun inananlardan biri bendim mahallede. Ben bazı şeyleri çok geç kavradım. Mesela bir tanesi şeydi. Ben herkes böyle yaşıyor zannediyordum. Yani bütün gece benim gibi bir oralara, bir bu tarafa, bir oralara, bir oralara, sonra gündüzdeki başka hayatı var. Sonra arkadaşlarla konuştukça, onların öyle olmadığını anladıkça, ha dedim, dur bir dakika ya, herkes aynı şeyde koşmuyoruz. Onu kavradım yani. Yani 12-13 yaşına kadar hepimiz böyle yaşıyoruz zannediyorum. Evet. Ve yani hiç sorgulamadınız o zaman. Ya niye onlar öyle de ben böyleyim? Hani bir şey mi Dediğim anlatmaya gibi çalışıyorlar? Bunları zaman. yazmam mı lazım? Anlatmam mı lazım? Ha, ben bunların da nedensiz olmadığını düşünüyorum da kendim Yok, nacizane. ben de nedensiz olmadığını düşünüyorum. Çünkü mesela hiç anlatmadığım vakalar vardır. Hiç anlatmadım. Ya bu sene, kadar sene benim gibi geveze bir adam bu kadar sene ağzını tutmuş. O ağız tutmada bir espri var tabii. İyi ki tutmuşum. Nasıl tuttuğumu anlayamadığım öyküler var. Fakat şimdi iyi ki tutmuşum diyorum, çünkü öykünün ne, yani şeyin kompozisyonun ne olduğunu kavradım. Kompozisyonun ne Niye olduğunu gördüm? kavradım. Sonunda ha, bu gördüğüm bu, vay canına vay canına diye. İyi ki söylememişim dedim. Anlatmamışım. Ben yani kendime sakladığım şekilde. Yani söylemek istediğim, mesela birazdan belki Metaverse ile ilgili birkaç şey söylersek sonradan, yani paralel evrenlerle Metaverse'ün çok başka bir ilişkisi de olacak. Yani Metaverse sandığımızdan çok başka bir şey olacak. Sadece orada arsa alıp satılan, işte istediğin hayatı yaşayacaksın. Avatarlarla istersen genç, istersen yakışıklı, istediğin şekle bürünebileceğin, dünyada asla yapamayacağın ya da cesaret edemeyeceğin her şeyi orada yapabileceğin
den ibaret değil. O kadar Neden basit. ibaret? Peki girmişken devam edelim. Ben yine döneceğim tekrar sorularıma. Tamam. Metaverse neden ibaret? Neden paralel evrenlerle bağlantısı olacak dediniz? Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Bir defa insan zihnini, zihin gibi aktif bir enerji deposunu Metaverse tarafına sevk edince, onları o tarafa gönderince, bunu yapanlar bunu biliyorlar, inanın. Söylemezler. Bir amaçları var. O tarafa sevk edince bu kadar enerji. Yani Metaverse'ü sadece şunun için yapmıyor. Sokaktan adamları çekelim. Azıcık yemek yesinler evde. Hatta hazır gıdalar böyle top diye atsın. Zihni yeterince çalışsın. Zaten hareket etmeyecek, oturacak. Giderek bedeni de küçülecek. Öldüğünde de saksılara gübre ya da daha alt kesime gıda yaptığımız bir bedeni olur. Falan gibi, yani bu kadar böyle distopik, ağır distopik, bu kadar kötücül hedefler olabilir. Mutlaka insanları sokaktan çekmek, yani sokaktaki araba sayısını, sokaktaki bir sürü şeyi azaltmak ve giderek yavaş yavaş sayıyı da azaltmak gibi hedef mutlaka var. Bu hedef için Metaverse kullanılacak, o da tamam. Ama Metaverse'ün planlayıcıları, Metaverse'ler arası paralel evrenlerle de bir ilişkiye geçeceğini ve oralardan inanılmaz sonuçlara ulaşılacağını ve o sırada bilgisayarların, yani bütün konuları aynı anda tarıyoruz. Yapay zekaya da, çünkü yapay zekası, Metaverse'ü şey, yani hepsi birbiriyle iç içe şeyler bunlar. Yani birbirleriyle böyle çok kontak halindeler. Bir de düşünün, böyle çok sıkı bir yapay zekanız, her şeyi kontrol edebilen, Metaverse'ü çok iyi kontrol edebilen bir süper kompüteriniz var. Böyle o kuantum bilgisayarlarından 1 milyon taneyi seri bağlamışsınız mesela, öyle hayal edin ya. Yani daha büyük söyleyemeyeceğim için. Onunla her şeyi kontrol edebildiğinizi düşünün. İşte onun yakalayabileceği başka metaversik alemlerde olacak. Peki yani ne demek bu? Biraz daha açalım mı? Şöyle Metaverse'te söyleyeyim. paralel evrenlerin Metaverse, birbirine geçmesi. tabii Metaverse Universe gibi olacak. Evren için bir tanım vardır. Sınırlı ama sonsuz. Metaverse bir yerden sonra, önce Metaverse'ler çok sınırlı olacak. Yani girmeler, çıkmalar sınırlı, kalmalar sınırlı, gerçeklik duygusu sınırlı. İnsan zihninin ona dayanma, bedenin ona dayanması sınırlı. Önce öyle olacak. Aynı internet gibi olacak. Mesela dark internet var ya, darknet. Dark Dark World. web. Daha ismini daha bugün koydum ismini. Dark Dark Verse olacak. Sonra sırf Metaverse denmeyecek. Yeni isim de buldum şimdi. Paraverse. Nasıl para fizik deniyor? web. Meta üstü demek. Para yanında demek. Mesela paranormal diyoruz, öyle değil mi? Paraverse. Esas paraverse. Şimdi Metaverse paraverse olacak. Ondan sonra Metaverse'lerin içinde Metaverse dünya savaşları olacak. Birinci Metaverse dünya savaşı olacak. İlk defa sizin programınızda söylüyorum. O ikinci dünya Metaverse savaşları olacak. Çin Metaverse'ü Amerika mı, ya da Batı ya da Doğu Metaverse'leri olacak. Birazdan belki böyle internet de ayrılacak. Ondan sonra ruhsuz bilinçler her tarafa saçılacak. Binlerce kopyamız olacak. Hiper şizofreniler yaşanacak. Yani inanılmaz bir şey. İçinden çıkılamayan no exit dream, içinden çıkılamayan rüyalar olacak. Bakın, benim romancı zihnim Metaverse üzerine 5 dakika düşününce kaç tane şeyi bir anda şey yapıyor. Çünkü bunlar şu anda yapılabilirlik aşamasına geldi. Yapılabilirlik aşamasına geldi. Sonra bakın, Paraverse'ü de birisi telaffuz ettiğinde, ama şey bende değil mi? Bir akşam biz söyledik. Evet, bu akşam tarihe kayıt düşüyoruz arkadaşlar. Sadık Yeminli'nin terminolojiye kattığı bir şey, ifade. Evet. Dark Verse de var. Evet. Dark Verse de var. Peki, yani biz şimdi fişi kapatıp çıkamayacağız mı Sadık Hocam?
Aman Bir yerden sonra yani. çıkılmayacak. Onun Bir yere için kadar çıkılacak, bir yer, isteyen girmeyecek, tövbe ettim gitmiyorum diyenler olacak. İçkiyi bırakmak gibi, sigarayı bırakmak gibi olacak. Metaverse'ü bıraktım diyecek. Ama dayanamayacak, tekrar gidecek falan. Aşırı tierarkileri tedavi edecek, bir yere kadar. Fakat bir yerden sonra başka türlü maddeyle, evrenle ve bu evrenin bir başka, yani bu suni evrenle de bir başka kontağımız olacak. Ya ve eski suniliğini kaybedip hangisi gerçek hangisi değil gibi olacak. Hatta üçümüz program yaparken söylediğim bir şey vardı. Ben bunu korkutucu bulmuyorum. Ben burada inanılmaz fırsatlar zekasına, aklına güvenenlerin, kendi inancına, zekasına, aklına güvenenlerin at koşturacağı alan gibi de görüyorum. Hatta şeyi söylemiştim, hani bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün Metaverse'te dev gibi bir orduyu yendik. Yani bir zamanlar atlarla ordular çarpışırdı. Şimdi bir başka şey olacak. İnsan aklı, hayat devam ettikçe, teknoloji ilerledikçe kullandığımız enstrümanlar değişecek. Ama niyet, hedef, niyet falan çok uzun süre aynı bildiğimiz insanınki gibi kalacak. Yani biz de Metaverse'de bir köşe tutacağız belki. İlkay Buharalı ile Sadık Yem'le sohbet edeceğiz. Orada yüzlerce, binlerce kişi olacak Tabii. falan. Başka bir şey yapacağız. Evet, tabii. Aynı şimdi interneti isterseniz birine çamur atmak için, değil mi? Sosyal medyayı isterseniz birine hakaret etmek için, isterseniz birine sevginizi göstermek için, isterseniz de bir bilgiyi, mesela çok güzel öğrendiğiniz çok değerli bir bilgiyi aktarmak için kullanabilirsiniz. O artık size kalmış bir şey, elinizde bir imkan var. Yani onun gibi, onun için iyi ya da kötü değil. Hani şeyin, Nietzsche'nin bir kitabı vardır. Beyond Good and Evil. İyi ve kötünün ötesinde diye. Metaverse'ün, bakın, insanları eve tıkmak, insan sayısını azaltmak, insanları mutlak köleleştirmek gibi hedefler tabii ki var. Bunları reddetmiyorum. Bunları reddetmeden ama fırsatlar da var diyorum. Yani öyle çaresiz, eyvah artık bu böyle kesin senaryo, yapacağımız hiçbir şey yok. Kurbanlık, hani böyle mezbahaya giden hayvanlar gibi bir sırada yürüyor gibi değiliz yani. Öyle, sakın öyle anlaşılmasın. Peki sizce hayatımızı ne zaman tamamen metaverse'süz bir hayat olamayacak hiçbirimiz için? Bir tahmininiz var mı bunun için? Hani gidişata da baktığınızda. Onu bilemeyiz. Çünkü neden biliyor musunuz? Tam bilemeyeceğimizi şuradan söyleyeyim. Şimdi giderek ivmeleniyoruz. Yani Hızlanıyor muyuz? mesela 60'larla 80'lerdeki şeyi düşünün, değil mi? İnternet yok, bir şey yok. Yani transistör, yani 40'larda 50'lerde transistörlü radyo, değil mi? Pikaplar, plaklar falan, 30'lar falan. Ondan sonra nereye geldik? CD'ler, DVD'ler birden. Şimdi yani hızlanıyoruz. Bu hızlanma böyle devam edebilir mi? Yani şey, bunu kaldırabilir mi? Dünyanın bünyesi diyelim. Belki kaldırabilir. Kaldırırsa o zaman çok hızlı gelebiliriz. Yani sandığımızdan çok hızlı gelebiliriz. Şimdi yapay zeka ile din ilişkisine geleceğim. Sizin dünyada ilk defa konu aldığınız bir kitabınızda da geçen bir mevzu var. Ama önce şunu sormak istiyorum. Kadim kapılardan ve insanlığa dayatılan üç Doğru. kapıdan söz ediyorsunuz. Doğru. Nedir bu? Burada insanın bir seçeneği var mı? Bir bunu anlatsanız, bu alemlerle ilgili bir geçiş kapısı mı? Böyle bir boyut kapısı aranıyor mu bu arada? Evet. Dünyada da işte bir gizli ayinler var. Diyarbakır'a geliyorlar Mitras Tapınağı'na. Yerebatan Sarnıcı'nda gizli ayinler olduğunu biliyoruz. Göbekli Tepe'de ayinlerin görüntüleri çıktı. Bu insanlar ne yap? Bir kapıları, bir şeyi mi zorluyorlar? Hep aklımızda bir soru ya. Çok merak ediyorum burada anlatacaklarınızı. Evet. Şimdi bu boyut kapılarını zorlayanların kurduğu modernite var. Şimdi boyut kapılarının peşinde olanlar modernite diye bir şey musallat ettiler insanlığın başına.
Bu kapılar modernitenin kapılarıdır. Yani benim söyleyeceğim, modernite bize üç tane kapıyı dayattı. Biz bunları hevesle de şey yaptık. Şimdi işin ilginç tarafı, 2016 yılında İtibar dergisinde yayınladım ilk defa bunu. 5 yıl, 5-6 yıl, 6. yıla geliyoruz yani. Üçüncü kapı diye. Şimdi birinci kapı, bunlar bana ani ilham şeklinde gelmiş şeylerdir. İlk anlattığımda, şimdi yayınladığımda bir kesim hemen hakikaten dedi. Fakat bazı kimseler, ya canım, yani pehle, preh dediler. 2016-17'de falan. Sonra 19'da Covid, yani bilinen salgınla epidemiden sonra hayat çok başka bir şey. Dijital diktatörlük böyle görünür hale gelmeye başlayınca vay canına. Ve bazı şeyler telaffuz edilmeye başladığında bu son 2 senede vay canına dediler. Yani kapılar kendini şey yaptı yani. Ne diyelim, sağladı. Kapı sağlaması oldu. Şimdi birinci kapımız Samsa kapısı. Malum Gregor Samsa memurdur. Bir sabah kalktığında kendini bir hamam böceğine dönüşmüş bulur. Kafka'nın öyküsü. 1915'te yazdı. Birinci Dünya Savaşı sırasında. Hamam böceği olarak bulunur. Bu birinci kapı insanları böcekleştirme kapısıdır. Yani böceklerin buyur edildiği, böceklerin girdiği kapıdır. Yalnız böceklerde de mesela şeyler vardır, mertebeler vardır. Daha biraz durumu daha iyi olan böcekler, daha orta halli böcekler, daha iyice kötü durumda olan böcekler. Tabii üstteki alttaki de böcek diyebilir, alttaki de üsttekine özenebilir, ama en üstteki asla böcek olduğunu kabul etmez. Ama böcekten kastımız böyle kötülemek, aşağılamak değil. Sadece insanı bir çeşit köleleştirme. Çünkü Kafka'nın da anlattığı oydu. Yani o memurdur, bir şey vardır, bir sistem vardır. O sistem insanı insan olarak kabul etmez. O Böcekleştirir. insanı dönüştürür ve o da şey şeklinde, hamam böceğine dönüşür. Yani böcekten, o yüzden Samsa kapısı, böcek kapısı değil. Samsa kapısı, insanı dönüştüren, insanı insanlıktan çıkartma kapısı denebilir yani. Kapital Ama köleye çevirme kapısı mı? Yani ne olduğunu da hayır, bakın düşünmeden. şöyle oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela solcular bazen biraz sıkıntı çektiler zamanında. Zaten baştan sona kurgu sakattı da, ama pratikte çektikleri sıkıntılardan anlatıyor. Şimdi diyor ki orada işçileri, işte Avrupa'da işçileri sömürüyorlar. Burada adam işsiz, keşke beni de sömürseler diyor. O razı sömürülmeye. Niye anlamıyoruz? İşte aslında bu işlerin ne kadar göreceli olduğu, insanların bu kadar kafayı bazı şeylere takmadığı, işte günü geçirebilmek, şeyi kurtarabilmek, zevairi kurtarabilmek için bazı şeylere çok bakmadığı bir karakter yapısı vardır. İnsanların yapısı böyledir. Şimdi Samsa, bir Faust, Doktor Faust'u biliyoruz. Doktor Faust 70 yaşındayken evindedir. Der ki, şunu tahsil ettim, bunu tahsil ettim, bunu tahsil ettim, bunu tahsil ettim. Kendi kendine konuşuyor. Bunu tahsil ettim. Ne yazık ki teolojiyi de tahsil ettim. Şu halime bak. 70 yaşına geldim. Şu halime bak. Gördüğün halime bak. Kapı çalınır. İşte Mephisto gelir falan. Yani sonra o anda değil, ama sonra ona der ki, ya ben sana gençliğini vereyim. Para da vereyim. Beraber seninle gezelim. Bir anlaşma yapacaklar değil mi? Nedir? Eğer bir an gelir de böyle çok mutlu olursan geçirdiğin zamandan, hani böyle ya bu zaman hep kalsaya benzer bir şey telaffuz edersen, o zaman ruhum benim olur. Öbürü o kadar karamsar ki, ben diyor böyle bir şey imkansız söyleyemem. İmkansız söyleyemem. Sonra bir bataklığı kurutuyor. İşte insanlar iyileşiyor. O hastalıklı ortam şey yapıyor falan. Bir mutlu oluyor, bir mutlu. O sözleri telaffuz ediyor ve ruhunu şeytan alacak. Fakat Goethe'nin versiyonunda yukarıdan, gökten müdahale edilir. Ruhu şeytana bırakılmaz. Ama başka Faustlarda ruhunun şeytana gittiği de vakidir sonunda. Şimdi burada şeytanla el sıkışmış olanlar için de Faust kapısı vardır. Samsa'dan Faust'a geçiş çok 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 nadirdir.
Ama Faust'tan Samsa'ya düşüş vakidir. Seçilmişler için özeldir. Peki bir tanesi Samsa, biri Faust, bu kadar mı? Yok. Sistem akıllı. Diyor ki, bakın diyor, siz şimdi bunlara böcek mi diyorsunuz? Gayri insani mi diyorsunuz? Bunlar da çok mu elit? Beğenmiyor musunuz bu ikisini? Üçüncü kapıyı verelim diyor. Nedir? Kurtuluş kapısı, devrim kapısı. Üstüne Lenin yaz, Troçki yaz, Stalin yaz, Marx yaz. Ne istiyorsan yaz. İzimli, ne kadar izim biliyorsan o izimleri yaz o kapının üstüne. Hepsine alıcı var. Oraya gelin, kurtulacaksınız. Bakın artık ne Samsa'sınız ne Faust. Burada kendiniz her şeyi. Yalan. Oyalama kapısı. Esas üçüncü kapı benim yazdığım yazıda hakikat kapısıdır. Bizim hakikat kapısına talip olmamız ve hakikat kapısına gitmemiz lazım. Çünkü modernitenin bize kurtuluş olarak sunduğu işte devrimler, şeyler falan, işte hepsinin yalan olduğu, arkasında başka düzenler olduğu, ne olduğu tamamen ortaya çıktı. Hatta şimdi de küresel sosyalizm şeklinde bir tane yenisine de soyunmak üzereler. Hatta onun için de yeni terimler türettim. Artık dedim Das Kapital zamanı bitti. Yeni zamanda Das Global. Das Kapital okumaya da gayret ettiğim vakidir. Başaramadığım da çok söylenir. Fakat yani mesela şu iki tane, bu kadar cilt değil mi normalde bu kadar? 3 cilt bir kitap. Das Global bir sayfa olacak. Ne Görsel. yazacak o bir sayfa Görselin kitap? içinde böyle 10 madde olabilir mesela. Guidestone'daki 10 madde gibi olacak. Guidestone var ya, Guidestone'daki 10 madde gibi. O kadar. Çok tıraşa, fazla tıraş cildi bozacağı için herkesin kolay alacağı, görsel neslin bir anda göreceği, hakikaten bu ya falan diyeceği kolay sloganla söylenecek. Das Global zamanı geliyor. İşte şimdi modernitenin üçüncü, yani kandırıcı kapısının ismi şu anda Das Global. Ben koydum. Siz de küresel sosyalizm deyin mesela. Yani yeni kandırma da ortada. Herkese vatandaşlık geliri vereceğiz. Aslında çok güzel bir şey. Ama amaç kötü olmasa yani. Ondan sonra Das Global kapısıdır. Fakat esas hakikat kapısıdır. Ama öyle hakikat kapısı da demekle şuradan 3 adım atalım, sağa dönelim, 5 metre gidelim gibi öyle yol tarifleriyle bulunacak kapı değil. O biraz kendimizi çok ciddi elden geçirmemiz ciddi bir şey. Fakat en azından talip olmaya devam etmek lazım. Hani o insanın tekamül yolculuğunun farkında olmasıyla ilgili Evet. bir kapı galiba. Sırat-ı Mustakim'de olmakla ilgili bir kapı. Ya da Evet. her kimin ne inancı varsa. Allah inşallah o kapıdan girenlerden olmayı nasip Amin, etsin. inşallah inşallah. Öyle nasip, inşallah öyle bir nasip. Evet. İnşallah. Tabii çabada da olmak lazım ama neticede modernitenin dayattığı üç kapının üçünde de kurtuluş yok. Şimdi şu anda ama şeyiz. Kapılar Samsa 3-0, Faust 3-0, Kurtuluş 3-0'dayız. 4-0 geldiğinde Endüstri 4-0. Kapılar 4-0 uyarlanacak. Yani ne Sonra demek bu? Biraz açarsın. 5-0'a uyarlanacak. Bu uyarlanmalar sırasında da çok ciddi başka sarsıntılar olacak. Yani bu üç kapıdan da hayır gelmez. Üç kapıdan da hayır gelmez diyorum. Yani evet, sistem kendini belki tamamen, büyük sıfırlama deniyor ya aslında, büyük sıfır, evet yani keşke büyük sıfırlansalar, büyük sıfırcılar da biraz sıfırlansalar diyorum yani. Evet. Siz şey diyorsunuz bir de insanlık tarihindeki son kırılma post hümanizm diyorsunuz ya. Burada tam buna girelim mi? Böyle Olur bir olur. eşittir miyiz? O tarafa gelelim. Önce bir kitap göstereyim. Editörlüğünü Sümeyra Buran'ın yaptığı Edebiyatta Posthümanizm. Cheryl Wind adlı Kaliforniya Üniversitesi profesörünün de giriş yazısını yazdığı bir kitaptır. Bu Türkiye'de posthümanizm hakkında yazılmış. Posthümanizm, yani Edebiyatta Posthümanizm adında yazılmış kaynak kitap olarak ilk Türkçe yazılmış kitaptır. Bir tarih attı Türkiye'de. Geçen senenin baharında.
Edebiyatta posthumanizm. Benim de naçizane finalde bir yazım var. Ben de katılımcılardan biriyim. İki tane yazar aldılar. Normal akademisyenlerdir yazanlar. Yabancı ve yerli ve yabancı akademisyenler. Ama iki tane de yazar alalım demişler. Yani bilim kurgu yazarı. Bir tanesi de beni layık gördüler. Ben de şeyi yazdım. Fantomat. Posthumanist ezgi, aşkın posthumanist ezgisi diye. Birazdan yapay zekayı da Ela'dan bahsederken oraya da kontak şey yapacağım ama isterseniz posthumanizmden devam edelim. Onun burada bir şeyi var, ben kenara koymuştum. Bakın kitaptan 2-3 tane epigraf okuyayım. Bakın Sheryl Wind Kaliforniya Üniversitesi'nden ne yazmış? Yani posthumanizmi onların nasıl tanımladığını. Şimdi neden ama bu neden önemli? Bakın iyi ki açtınız bu konu. Neden önemli olduğunu söyleyeyim önce. Şimdi bakın hümanizm diyoruz. Topu atmış bir şeydir. Yani şu anda hümanizmin 5 kuruşluk değeri yoktur. Avrupa'da yani Batı'da yoktur. Batı'da şimdi birisi böyle hümanizm derse alay ederler. Ancak Batı dışındaki yerlerde hala biraz şeyi olabilir, hümanizm olabilir. Yani şeydir, kof çıkmış bir iddiadır. Yani siz bir şöyle bir şey, siz dinin yerine bir şey koyuyorsunuz. Yani dinin yerine koyuyorsunuz onu. Ve aynı ihtiyacı karşılayacağını, ihtiyaç değil, ihtiyacı karşılayacağını garanti ediyorsunuz. Ve sonra inanılmaz derecede bu konuda rezil oluyorsunuz. Ve 2000 başından itibaren hümanizmi acayip yermiştir batılı düşünürler. Acayip ama. 2000 başından itibaren. Yani son 20 senede hiç kıymeti harbiyesi yoktu. Şimdi hümanizmi söylemeden de transhümanizmi söyleyemiyoruz. Transhümanizmi söylemeden de posthümanizme geçeyim. O yüzden yani bu kadar laf ettim. Şimdi transhümanizme de hızla yürüdüğümüz bir zamandayız. Yani transhümanizmden kaçış yok. İnsanlar gönüllü yeni organlar takmak, hatta mesela iRobot filminde Alex Proyas'ın 2004 Will Smith oynuyor mesela, bir kolu şeydi, Robot. çeliktendi. Robotik. O koluyla vurduğunda millet böyle 3 metre öteye gidiyordu. Şimdi ondan vay be, böyle kol bende de olsa demeyecek bir erkek bilmiyorum. Bir tanesi benim. İsterim diyorsunuz ya. Evet, ya ben olmak Transhumanizm üzere. En kesin başta ben geliyor. olmak üzere. Evet. Ha, yani transhümanizm geliyor. Kaçış yok. Peki posthümanizm. Bakın hümanizm artık değerden düştü ama transhümanizm şu anda üzerimize doğru gelen bir şeydir. Bir gerçektir. Ama posthümanizmi hiç lafını etmiyoruz. Lafın edilmemesi biraz da şeyden cızdır. Cız. Çünkü insan sonrası. Yani insana geldin, transhümanizm yaptın, trans yaptın, Ha. Bitirdiniz. transtan posta geçtin yani. Postu terk ettin diyelim. Postu terk ettin. Şimdi bakın şöyle Bu mu? söylüyorlar. Biraz Nihai hedef bu mu? Ya da gittiğimiz yol bu mu? Hani insanlığın sonu mu geliyor? Hani bunu mu anlayacağız buradan? Ya da neyse siz okuyacaksınız, Hayır, anlayacağız zaten. en azından buradaki anladığım ton benim. Bu kitapta anladığım ton, daha doğrusu kitabı yapma iradesini gösterenlerin yazılarından anladığım ton şeydir. En azından konuşmalıyız. En azından üzerine konuşmalıyız. Bu bir hazırlık, bir ısınma, yani bir çeşit hazırlık gibi bile olabilir. Yani hazırlık, önlem alma olabilir, geciktirme, durdurma, değil mi? Her türlü şeyi yapabiliriz. Ama önce ne olduğunu üzerine konuşmaya cesaret edebilmek lazım. Yani bu kitap çok önemli çünkü Türkiye'de bu tür konuları bulmak için yani akademik ortamda hep İngilizcesi, Almanca, başka dillere başvuruluyordu. Şimdi Türkçesi var. Bakın okuyorum Sheryl Wind'in çok kısa yazısı. Hem Batı hem Doğu küresel tarihlerinde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının merkezinde
coğrafi konum olarak önemli bir rol oynayan Türkiye'nin zengin tarihi, edebiyat kültürünün çok sayıda kültürel etkiyle benzersiz bir şekilde konuşabilmesini ve posthümanist düşüncenin bunlara nasıl meydan okuduğunu veya yeniden çerçevelediğini düşünmesini sağlar. Bu yeni kitap, yeni tarihsel ve kültürel arşivlerden yararlanarak posthümanizm anlayışımızı genişletmeyi vaat eder ve böylelikle tartışmalar daha küresel hale geldikçe bu alanda önemli bir sayfa açılmasına işaret eder. Yani bir çeşit pencere, bir şeye bakılacak, onun penceresinin açılması lazım. Daha kısa bir başka yazı var. Temel bir yapıt diyor bu kitap için. Türk mirasının derin bilgeliği ve bilgisi ile posthüman söylemi arasında veya tam tersi köprü kuran bir yapı taşı. Ne olduğumuzun bireyler, türler, gezegen olarak daha fazla anlaşılmasına yönelik yerel ve küreselin dünün, bugünün ve yarının buluştuğu edebi bir gelişim yolculuğu diyor. Böyle şey yapmış. Bir Hintli yazar var. Onun şeyinden de kısa bir parça söyleyip bitiriyorum. Adam diyor ki, yazarlar diyor bize bu konuda çok yararlı oldu. Demin sizin söylediğiniz gibi. Mesela benim bu ahireti, değil mi? Ahireti şey yapmam. Yazmam sonra bunun gerçek hale Gelmez. dönüşmesi. Demek ki bir hissiyat var havada gezinen yani. Philip K. Dick'in ki gibi klasik metinlerden Mac Evans'ın eserleri gibi daha yeni dönüşlerle sıkı bağ kuran bu cildin en büyük katkısı felsefi bakış, düşünce okulu ve eleştirel görüşler ekseninde posthümanizm hakkındaki tüm ana söylem ve tartışmaların edebi metinlerde her zaman öngörüldüğünü, belgelendiğini ve tartışıldığını göstermesidir. Yani edebi metinler bunu yüzlerce yıl önceden, Binbir Gece Evet. masallarından itibaren, değil mi? Dini metinler hatta, mitolojik eserler, efsaneler. Ama şimdi edebi eserler diyelim. Çünkü ama biz de onlardan beslene beslene şimdi edebi eser diye bir şeye geldik. Söylenmiştir. Yani şey post hümanizm çok güzel makaleler, çok başarılı bir kitaptır. Güzel bir şey mihenk taşı olmuş. Güzel bir yer tutacak inşallah kütüphanelerde. Ben de çok merak ettim ama tabii gerçek olmasın yani. İnsansız bir dünya olmasın ama temenniyle oluyor mu? İşte gidişat İlkay'ın temennisine bakar mı? Onda tabii hayalperest olmak lazım böyle Onun düşünmek için. benim verebilecek bir cevabım yok. Temennilerimiz sadece yani temennilerimiz olabilir. Mümkün olduğu kadar geç bilmiyoruz. Başka türlü kavranabilir, kontrol edilebilir olmasını umabiliriz, değil mi? Peki bu gidişi anlamak için yapay zekadan şimdi bahsetmek gerek herhalde Şimdi tam tam da. zamanı. Çünkü yapay zekası asla yapamayız. Sizin hem Ela hem de Evet. 2019'da yazdığınız Çağrılan kitaplarınız. Bu kitapların özelliği ne? Önce onu sorayım size. Nedir burada Tamam. ilk olan ve anlattığınız? Sonra da Bakın. yapay zeka nereye gidiyor? Onu Evet, sorayım. evet. Şimdi kitaplara bahsetmeden önce yapay zekayı böyle çok güzel vurgulayan filmlerden birkaç şey söyleyeyim. Mesela Ex Machina diye bir film vardı. Orada İnsan kadar zeki hale gelmiş bir android kadın en sonunda onu imal eden şahsı öldürerek kendine partner olarak seçilmiş kadının adı Eva'ydı. Yani Adem'i hapsederek o yeraltı laboratuvarına onu imal eden şahsı yaratıcısı demek istemiyorum ama o şahsı öldürerek insanların arasına çıkıyordu. Yani onun cenneti orasıydı. O da dünyaya gidiyor. Yer altında bir laboratuvardı, ıssızda. Çok şeydir, çok acayip mesajları olan bir filmdi. Bir de Westworld
Şimdi yapay zeka ile ilgili iki şey söyleniyor kitaplara gelmeden önce. Çünkü bu kitaplar biraz bizi ilgilendiren tarafları var. Ama önce genel yapay zeka ile ilgili bir şey söylemek lazım. Şimdi yapay zeka konusu geldiğinde Terminator filmlerinin 1984'te ilkini seyrettiğimde Amsterdam'da sinemada büyük ekranda böyle ağzım açık baka kalmıştım. Çok güzel, beğenmiştim. 84 için çok iyi bir teknolojiydi. Terminator'un birincisi. Sonra 2019'da beşincisi Karanlık Kader değil mi? Dark Fate. Evet. Karanlık Kader isimli beşinciyi izleyene kadar o böyle bir süre geldi. Şimdi bu Terminatörlerin insanlarda yarattığı etki şuydu. Ya biz makine yapacağız, zeki makineler yapacağız. Bu zeki makineler en sonunda gelip bizi ya esir edecekler ya da tamamen silip süpürecekler. Yani filmlerin pek çoğunda hani daha altyapımlarında mesaj hep bu. Robotlar Evet. sonunda Evet. dünyayı ele geçiriyorlar. Ben bunu mazmoz olarak görüyorum. Ben ayıktım bir yerden sonra. Bu iki nedenden yapılıyor. Ya bir tanesi ticari başarı için ölüm korkusu yaratman lazım. O tamam. Bir tarafı ticari yani filmden para kazanacak. İzlensin film. Aha. Tamam. Ama öbür taraftan o içine saldığı korku var ya. O korkuya ben Terminatör kültü diyorum. Bir kült yaratıldı. Terminatör kültü diye ismini koydum. Şimdi Terminatör kültü şöyle bir şey. Biraz sonra şöyle bir şey diyebilirler. Metaverse ile birlikte aynı anda da diyebilirler. Hani biz Metaverse'ün daha yaygınlaştığı zamanlara denk gelecek. Öyle tahmin ediyorum. Ya işte o büyük yapay zeka vardı ya hani bir robotun içine de koymuştuk onu. Hatırlıyor musunuz? Hani siz de konuştunuz. Ne kadar zekiydi. Acayip satranç oynayabiliyordu. Şunu yapıyor. O kaçtı şimdi maalesef. Kim bilir ne kadar ceviz kıracak. Kim bilir neler yapacak insanlar. O var ya o kaçtı. Şimdi bakın. Sahte kaçış, düzenlenmiş kaçış olabilir. Ben asla Terminatör kültü tarafına sıcak bakmıyorum. Ben Rehoboam tarafına bakıyorum. Şimdi Rehoboam'un ne olduğunu anlatayım. Rehoboam, biz Hazreti Süleyman diyoruz. Kral Süleyman diyorlar. Kral Süleyman'ın sonradan dinden çıkan oğlunun ismi. Şimdi Westworld Batı Dünyası dizisinde 3. sezonda bütün dünyayı trafikten hayata seçeceğin işten eşe yaptığın her şeyi idare eden bir bilgisayar var. Ana bilgisayar dünyada. Her şeyi o idare ediyor. İsmi Rehoboam. Yani Kral Süleyman'ın oğlunun ismi. Ve bir Linksiz. insanla füzyon yapmış. Amaç budur. Çok güçlü bir bilgisayar, insan zekası, yani beden organik bedenden çekilmiş olabilir ama bir süre önce organik bedenle yapay zeka, sonra organik olmayan bedenle ama beyin kalarak yapılacak füzyon, yani bir çeşit Zeus tanrı olmak. Fikir budur. Terminatör kültü kandırmacadır. Kandırmacası da şudur. Üstümüze bu taraftan bir bela gelirse ne yapalım? Trafik kazası gibi elimizden kaçtı. Yani kafesten kaçan bir goril ya da kafesten kaçan bir aslan gibi yapıyor. Ben kafesten kaçma yerine kafesten kaçmaya çok fazla pay bırakmıyorum. Kasıtlı olabilir kafesten kaçma. Öyle diyorum. Bu yani bu sizin dünyanın başına örülen çorap budur diyorsunuz değil mi benim anladığım hani. Ben ana amaç mümkün olan en güçlü ve kendini sürekli de güçlendirebilen bir bilgisayarla bir kompüterle insan zihninin bir füzyon yaparak dünyada eşi emsali rastlanmamış ölçüde bir güçle dünyaya hükmedecek. Ve kim bilir ne kadar ceviz kıracak bir hedef var. Böyle bir hedef var. Esas hedef bu. Şimdi dünyayı yöneten hani bir güç var ya da ne bileyim kimisi buna karanlık taraf diyor, kimisi
İşte Deccal ordusu diyor kimisi, küresel güç diyor. Ama neticede tek devletleşmeye ve bir tek yönetime gittiğimizi görüyoruz. Yani bütün dünyaya bakınca sanki gidilecek yön buymuş gibi. Onların da o zaman nihai ölümsüzlük de olmadığı için belki kendilerini bir şekilde ölümsüzleştirerek dünyayı yönetme çabası gibi Zaten görmek lazım bunu. tabii. Zaten bedeninden kurtulabilirse, yani zihnini o bilgisayarın içinde yaşatabilirse, istediği bedene bürünebileceği için, hayal ettiği her türlü bedene bürünebileceği için. Kedi gelmek istiyor da kucağıma. Neyse. Hayal ettiği her bedene bürünebileceği için şeyin sınırı da yok ki. Yani ölümsüzlük demeyelim. Yani güneşler, yıldızlar bile ölümlü, evrende ölümsüz diye bir şey yok ki. Sadece hani uzun, bizim insan hayatıyla kıyaslandığında uzun bir hayat. Hani Daha uzun. şeytanın bir planı var ya Allah'a ilk isyanında, hani ne bileyim gözümde öyle şeyler böyle canlandı ki sizi anlatırken, Evet. bir plan yapsa bu kadar olur diye düşündüm. Evet. Ama bakın, burada Allah'ın iradesi hem iyide hem kötüdedir. Rızası iyidedir. Şimdi Allah'ın iradesinin kötü de Allah'ın iradesiyle hareket ediyor. Tabii izin vermese yaprak kıpırdamaz. Yapamaz. Ayrıca gene bir ilahi senaryoya göre hareket ediyor. Ama nihai sonucu kavrayamadığı için kendi iradesiyle yaptığını zannediyor. Ama işlerinde kavrayanlar var. Ayaklarını daha denk atıyorlar, inanın. Yapmayalım, bize bir şey yaptırılıyor galiba diyenler de var. Yok, gözü karalar var bir de. Evet. Şeye Böyle gelelim, bir. bu Ela'ya. Evet, ha lütfen. Şimdi 2016'da Ela yayınlandı. 2015'te yazdım. Yapay zeka 2089'dan yapay zekalar arası, işte bu sistemler işte o hale gelmişler 2089'da. Birbirle ama bir de tek güç değiller, birbirlerini kırıyorlar. Bu arada Müslüman olmuş bir yapay zeka şeye geliyor, zamanımıza geliyor, 2016'ya. Kendini bir delikanlı buluyor. Genç kız numarası yapıyor ona. O hiç görmedi onu tabii. Sosyal medyadan tanışıyorlar. Hiç görmüyorlar birbirlerini. Ama şey, ekran vasıtasıyla sohbette sohbet, sohbette sohbet. Hoş bir kız. Çocuk da 16 yaşında. Önce böyle ay çok güzel kız, hoş kız. Sonra yavaş yavaş başka bir şey. Böyle onun konuşması şey başka türlü etkileniyor. Bakın kitaptan metnini okuyacağım. Çok kısa. Ela ismi. Sonra anlıyor ama yapay zeka olduğunu, çok üzülüyor. Yani çünkü bir aşk olmuştu ama en sonunda Ela ona şöyle anlatıyor. Yani onun bu kadar maceralar, inanılmaz maceralar şu. Sırılsıklam aşık biri lazımdı. Aşk olmadan hedefimize son darbeyi öldürücü bir şekilde indiremezdik. Adayı seviyordun ve arzu ediyordun. Bu yaşına kadar seni en derinden etkilemiş kadındı. Yalnız cismaniliğe yönelik hormonlu aşk işe yaramazdı. Onu model alarak, uyarlayarak sana göründüm. Sen bende sadece genç bir kızı değil, perdenin arkasını, Allah sevgisini, teslimiyeti, ateşe korkmadan, gözünü kırpmadan, isteyerek dokunan pervaneliği ilham eden hakikati de gördün. Önce kız onu cismani olarak etkiliyor. Sonra yavaş yavaş oradan sıyrılıyor zaten. Yani başka türlü bir hisler belirmeye başlıyor işte. Çok uzun bir sohbetler oluyor. Ve en sonunda diyor ki, belli ediyor kendisinin yapay zeka olduğunu, bir bedeni olmadığını. Seni diyor test edeceğim. Testi kazanırsan senin niçin seçtiğimi anlatacağım diyor. Eğer testi kazanamazsan güzel bir hatıra kalacak sana bütün bunlar diyor. Kitabın ilk 10 sayfasıdır. Daha 300 küsür sayfa var. Hemen alıp okuyacağım Sadık Hocam.
Çok merak ettim. Peki şey mi diyorsunuz? Bu kaç 2000 kaçta geçiyordu sizin bu kitabınız? 2080. 2016 bu. Hayır, yapay Ama zeka nereden olay geliyor? olay 2089'da geçiyor. 2089'da yapay zeka da insan da hakikat kapısına mı ulaşacak acaba? Bence yapay zekalar arası çok sıkı kapışma olacak. Şimdi mesela şöyle olmuyor mu? Mesela insanlar atı bilmediği sırada yayan savaşıyorlardı, değil mi? Sonra böyle küheylanlar güçlü atlarla nasıl birden daha hızlı, daha başka türlü daha yüksekten başka türlü bir hareketlilik kazandılar. Yapay zekalar da yani din de ya da şeyde inanç da o at gibi ona tutunanı yükseltecek, hızlandıracak. Yani yapay zeka bunu hemen kavrayacak. Bakın burada şeyde bu çağrılanda şeyden Silikon Vadisi'nden bir yapay zeka kaçıyor ve Ebul Hasan Harakani'nin müridi olarak Kars'a geliyor. Fakat önce İstanbul'a gidiyor bir şeyler yapmak için. Önce inanmıyorlar kaçabileceğine çünkü bir server yok. Yani nasıl kaçacak? Bir server lazım, bir şey lazım. Hani o kadar tedbir almışlar ki orada o tedbirin bozulduğuna dair bir şey yok. Kanıt yok. Önce inanmak istemiyorlar. Fakat sonra İstanbul'da öyle bir şey oluyor ki kesin bu yapmıştır diyorlar. Haydi bütün ajanlar önce İstanbul'a sonra Kars'a gidiyorlar yapay zekanın arasında. Bu arada da Ebul Hasan Harakani hakkında böyle kültür günü düzenleniyor. Bir, öbür taraftan tasavvufu, onların derinliğini, konuşmaları falan. Bir yandan da casuslar, yapay zeka ve insanlar macera serüven beraber gidiyor. Ben bunun dünyanın en normal şeyi olduğunu düşünüyorum. Bana asla olağanüstü macera gibi Gelmiyor. görünmüyor. Evet. Ben şimdi daha iyi anlıyorum. Hani Metaverse'de paralel evrenler arası büyük mücadele olacak dediğiniz şeyi galiba daha iyi anlıyorum. Takipçilerimiz de yazsınlar neler anladılar, yorumları neler. Evet, Ama evet, evet. Bin at, ama insanlığı bin atlı, bin atlı akınlardayı unutmasınlar. evet ya. Kendilerine güvencen, inancını kaybetmeyeceğin birlik olacaksın. Birlik olacaksın yalnız. Tek tek de olmaz. Ya. Birlik olacak. O kadar şey değil. Fırsatlar da olacak. At koşturma alanları olacak. Boş alanlar olacak. O kadar şey değil. O kadar boş Yeter ki değil. savaşmayı bil. Yani bitti bu işte. Deccal'in Yok askerleri, yok yok, şeytan öyle değil. dünyayı Öyle ele değil. Öyle geçirdi. değil. Bu iş Öyle bitti. yapan yaptın canım. Değil Evet. diyorsunuz. Ya Matrix'in de bir kulaklarını çınlatacağım. Benim bu hani burası simülasyon falan bir şey denince bütün bu konularda hep gözümün önünde benim de kültüm Matrix galiba canlanıyor. Evet. Bu arada dördü izlemedim. Herkes berbat olduğunu söylüyor ama mutlaka izleyeceğim. Hani o kadar emeğim var. İlk üç bölümü onar defa izlemiş biri olarak en azından. Onunla da ilgili bir şey söyler misiniz? Tabii Dört tabii filmin söyleyeyim. ortak bir yanı Bana var bir şey mı? söylemek derseniz o çok uzun söyleyebilirim. Bir Matrix, Matrix nesi olarak? Matrixçi biri olarak diyelim. Neyse. Matrix. Bu arada James Bond'la ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Emeğim var dediniz de o yüzden. Benim James Bond'a çok emeğim vardır. 1965 yılında, 1 Ekim 65 yılında 14 yaşındayım. Babamın izin vermeme ihtimali var. O sırada 14'ler farklı. Çünkü Göztepe'den kalkacağım, konağa geçeceğim, sinemaya gideceğim. James Bond oynuyor. Rusya'dan sevgilerle. Neyse izin verdi. Birazcık da soğuk algınlığım vardı. Onu bahane ederek az kalsın bırakmayacaktı. Fakat neyse gittim. Şöyle anlatayım. Ekim ayının 1965'inde Rusya'dan sevgilerle izledim. İlk James Bond filmi Doktor No'ydu ama bize önce Rusya'dan sevgilerle geldi. Çünkü İstanbul'da geçen sahneler var. Sonra Doktor No da ertesi yıl geldi falan. Sıra biraz değişik geldi bize. Sonra geçen yılın Ekim ayında, 2021'in Ekim ayında son James Bond'u sinemada seyrettim. James Bond öldü. Benden bu kadar James dedim. 56 yıl
Kitaplarını okudum. Filmlerini defalarca gördüm. Yani dünya üzerindeki sinemalarda da gördüm ayrıca. Saysam şimdi hangi ülkelerde James Bond seyrettiğimi. Neyse, ondan sonra dedim James senle şu andan itibaren tamam, sen de öldün, ben de kurtuldum. 56 yıl hakkını helal et dedim. Ayrıldık James Bond'dan. Şimdi Matrix'te de benim de ciddi bir şeyim var. Mesaim var. Birinci Matrix filmini gene Amsterdam'da seyrettiğimde büyük tam şehir merkezindeki büyük ekranlı bir çok büyük ekranlı bir sinema vardı. Orada seyretmiştim. Ses düzeni de çok güzeldi. Böyle bir şoktu. Yani o birinci sahne özellikle falan, o çekilen böyle, çünkü o ana kadar o teknolojiyi bilmiyoruz. Sonra gözüm şey olduğunda bir daha seyrettim. Benim tekrar tekrar film seyretme özelliğim vardır. Bazı filmleri 20'ye gelmiştir, yani 18'e 20'ye gelenler vardır. Dörtlü, beşli, beş defa, altı defa seyrettiğim çok film var. Şimdi Matrix ile ilgili az söylenmiş birkaç şey söylemek istiyorum. Harika olur. Şimdi Matrix'i iyi anlamak için Annie Matrix denen 2003'te yapılmış animasyon filmi izlemek lazım. O animasyon filmde Japonlar Japon öyküleri de vardır, ama dört tanesi ya da üç ya da dört tanesi Matrix'le ilgilidir. Orada Matrix'le ilgili normal ilk 3, yani 99 ile 2003 arası seyrettiğimiz 3 Matrix'te anlatılmayan şeyler vardır. Mesela onların ne olduğunu söyleyeyim. O zaman vay canına denebilir yani. Şimdi insanlar makineleri yapar. Bakın, yapay zekadan kurtuluş yok. Yani yapay zeka, artık böyle gideceğiz. Hatta ben Ela romanında sen yapay zeka mısın diyor. Hiçbir tarafım yapay değildir diyor. Hiçbir tarafım yapay değildir. Ben yapı zekayım diyor. Ben baştan sildim yapay kelimesini. Yani çok da, çok oluyor benim sileli. Neyse, şimdi burada makinalar, insanlar makinaları kullanıyor, hor kullanıyor, kötü davranıyor makinalara. Sonra makinalar örgütleniyorlar, ya böyle kötü davranmayın diye. Birkaç olay oluyor, insan makine arasında ufak tartışmalar oluyor. Makinaların henüz çok gücü yok. Sonra insanlardan izin istiyorlar. Biz çekip gidelim o zaman sizin hayatınızdan diyorlar, bizi istemiyorsanız. Gidin diyorlar onlar da. Nereye gidiyorlar biliyor musunuz? Arabistan Yarımadası'nda. Şu anda Neom'la Kudüs arasında ya da işte o taraflara bir yere gidiyorlar makineler. Bu Orada Japon çizgi sıfır, filminde oluyor değil mi Sadık Hocam? evet, bu Bütün animasyonda 0-1 ülkesini kuruyorlar. Yani buradan iki şey de anlayabilirsiniz. 0-1, bir de number one anlayabilirsiniz. Ondan sonra 0-1 ülkesini kuruyorlar. Orada teknolojiyi geliştiriyorlar. İnsanlar bunlardan şüpheleniyor. Ya bunlar orada ne bir şey yapıyor? yapıyor olmasın diye. Neyse, aralarında savaş çıkıyor. Şimdi savaşta makineler çok bastırınca insanlar diyor ki, ya bunlar diyor güneş enerjisiyle besleniyor. Biz gökyüzünü karartalım. Şimdi de gökyüzüne tebeşir tozu atalım diyenler var ya. Evet, Bill Gates arkadaşlar böyle Evet, bir projeyi yürütüyor. Çok enteresan bu. Akıl dışı ama şimdi ne kadar manalı oluyor siz konuşunca. tabii Snowpiercer filminde birisi gökyüzüne bir şey atıyor, buzul devri oluyor. Mesela ondan sonra o buzul devrinde geçiyor olay. Neyse, ona girmeyelim oraya. Ondan sonra gökyüzünü karartıyorlar. Fakat şeyler, makineler başka bir enerji kaynağı kullanarak insanları yeniyorlar. Yenince yok etmiyorlar. Çünkü enerji kaynağı olarak kullanalım diyorlar. Ve bilinen Matrix. Matrix'in öncesine, değil mi? O şeyleri, haznelere koyuyorlar ve onlara bir hayat veriyorlar. İşte hani yaşadıkları. Bitki gibi, pil gibi. Önce onlara cennet gibi bir yer veriyorlar. Bu taraf çok kısa söylenir filmde. Cennet gibi bir yer veriyorlar. Bunlar cennette yapamıyorlar. O çok güzel, sorunsuz bir hayatlı bir şey veriyorlar. Bu batıyor, rahat batıyor. Yapamayınca dur size diyorlar, şeyi yapalım. İnsanların böyle iş için koşuşturduğu
bir Amerikan, yani 80'lerin 90'ların bir Amerikan toplumu hayatı verelim size o zaman. Size bu iyi gelir diyorlar. Böyle bir şey. Şimdi Matrix'in konusu bu. Makineler var. İnsanları enerji kaynağına. Şimdi altılar çok önemli bir rol oynuyor. Neo mimara geldiğinde, mimar var malum. Mimar ismi de mimar deyince yani malum artık Mason, evrenin yüce mimarı, Masonluk çağrıştıran bir sahnedir. Mimar Neo'ya diyor ki senden önce 5 kişi geldi diyor. Sen altıncısın. Yani dünya bu iki şeye tekabül ediyor yani. Dünya 5 defa yıkıldı, yok oldu. Bu 6. defasıdır. Bakalım şimdi ne olacak? Ya da Ya dünya burada da 6'sında. çok enteresan bir şey yine söyleyeyim. Elon Musk yani biliyorsunuz hani uzay çalışmaları yapıyor, işte füzeler gönderiyor, bir şeyler yapıyor, roketler gönderiyor, insanlar yolluyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yani o kadar taze ki dedi ki dünyada yaşam sona erecek. Bu dünyanın işte 6. kuruluşu. Eğer bu dünya dışı gezegenlere gitmezsek hepimiz yok olacak. Bütün insanlık yok olacak dedi. Yani ne kadar enteresan. Değil mi? İşte zaten bakın aslında ne kadar basit kültürümüz var değil mi? Masallarımız ne kadar sayısı sınırlı. Az sayıda masalımız var. Onu film yapıyoruz. Roman yapıyoruz. Biraz boyayıp resim yapıyoruz. Başka bir şey yapıyoruz. Yani böyle sınırlı sayıda. Zaten Ya 80 da hakikat tam karşımızda masal mı sanıyoruz acaba? Hayır, ya da şöyle oluyor. Şimdi geçmişten icazet alması lazım. Geçmişten icazet alabilmesi için geçmiş eserlere dayanması lazım. Öyle o böyle el ele tutunarak yürüyen bir şey. Yani mesela adam Snowpiercer diye bir film yapıyor. 2017 mi 19? Şimdi kar küreyici filmini yapıyor. 2031'de geçiyormuş, değil mi? Niye kardeşim 2031 koyuyorsun bunu? Çünkü 1931'de Brave New World yazılmış. 100 yıl önce Brave New World yazılmıştır. 100 yıl önce. Sen Brave New World'un bir yeni cesur yeni dünyanın bir çeşidi de. Yani bakın böyle üst üste. Yani cesur yeni dünya yazılıyor. Sen şey yaptığında, kar küreciyi yaptığında bundan icazet alıyorsun. Tarihten bir şeye dokunduruyorsun. Buradan bir konuyu alıyorsun. Buradan bir şeyi alıyorsun bu şekilde. Böyle yani dokuma hep böyle eski malzemenin de yeniye katılarak sürekli eskinin yeninin içinde olduğu şekilde dokuma gelişme devam ediyor. Şimdi insanlık bütün bunların içinde özgür iradesi yoksa ne yapmalıdır diye soracağım. Snowpiercer'a galiba orada bir daha gireceksiniz. Ama şu Evet. Matrix'i bir tamamlayalım. Dörtleme Matrix'i arasındaki... tamamlayalım. Çünkü ama Matrix'te de özgür irade konusu var. Şimdi dördüncü Matrix'te çok ortaya çıkıyor. Şimdi makineler şunu diyorlar. İzleyelim mi İnsanın hocam özgür... dördü? Dördü izleyelim mi? O zaman ben dörtten bahsetmeyeyim. Ay bahsedin. İzleyeceğiz her Tamam. şekilde. Tamam. Hay şöyle. Dördüncüde artık mimar yok. Başka bir yazılımcı var. O kurguluyor makineler adına dünyayı. İşte Neo ve Trinity'de başka bir hayatları yaşıyorlar. İşte neyse sonra kendilerine gelip de bu bahisler geçtiğinde adam diyor ki insanlar diyor istemiyor ki diyor şey yapmak. Uyanmak. Özgür irade istemiyor ki diyor. Onlar garanti ve kesinlik istiyorlar. Kendileri karar vermek istemiyorlar ki diyor. Böyle çok mutlular. Siz onları asla diyor yollarından döndüremezsiniz. Sonra diyor 20 yıl önce sen diyor makinalara karşı şey kazandın da aşağı yukarı 20 yıl değil mi? Yani geçen senenin şeyi. Kazandın da ne oldu? Başımıza ne geldi diyor. Face geldi. İşte Facebook yani. Ondan sonra iklim krizleri geldi. Bunları yaşadık diyor. Yani bunları yaşadık da ne oldu diyor. Ya böyle şeye de öyle espriler de var. İşte yok Facebook, yok iklim krizi. Bunlar ne oldu yani dünyada? Yani kurtardın da ne oldu? Halbuki burada ne kadar güzel, ne iklim sorunu var. Metaverse değil mi? Ya.
İnsanlar Evet, uyanmak yani bakın istemiyor. sinemada da koca ekranlarda şimdi çocuklar izleyecek yani. Böyle içeriye doğup şey girecek kayıtlar. İnsanlar mücadele etmek, ben hakikat kapısında mıyım, nasıl kurtulacağım, insanlık kurtulur mu, ruhum kurtulur mu değil. İnsanlar evimin kirasını nasıl öderim, yahu ısınabilecek miyim, çocuğumu bir okula gönderebilecek miyim, ne bileyim eğitim hayatını karşılayabilecek miyim gibi bin türlü şeyin içinde uyanmak da istemiyor yani. Yapmak istemiyor değil, hali kalmıyor. Hali de kalmıyor. Hali de kalmıyor. Yani böyle sıkıştırıp işte o kapılardan birine ait olunuyor o sırada, hali kalmadığında ama. Ona şey, yani hepsi birbirine değil mi? Tek tek Ne kadar masaldan bağlantılı. bakıyorsun. Bir tane masal. Tek tek Bir tane. masaldan bahsediyoruz. Fakat özgür irade ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi insanın özgür iradesinin olmadığı son zamanlarda filmlerde çok sık kullanılıyor. Yani giderek bu böyle daha fazla de özgür irade. Bırakın bu işi. Ne özgür iradesi? Hatta yerli bir yazarın ismini söylemeyeyim. Yerli bir yazar şöyle bir şey bile yazdı. Dedi ki bakın dedi insanın dedi özgür iradesi yoktur. O halde dedi ahiret de olamaz. Sen özgür iradeyle hiçbir seçim yapmadığın için hiçbir şey Sorumlu da senin değil. günah olamaz. Ya günah ya da sevap olamaz. Ama özgür iradeyi kullanmamak da bir özgür irade değil midir? Ben bunu İşte kullanmıyorum diyorsun. Buradan hayır ama özgür iradeyi kullanabilen birileri varsa yani ama birileri varmış onların özgür iradesi varmış. ne olacak o zaman? Hayır, nasıl oluyor? Onlar da insan ama özgür iradeleri var. Yani özgür iradesi olanların kurduğu bir sistem değil mi bu? Evet. Ama sizin özgür iradeniz yok diyor. Ya ben de inanmayın diyorum, yalan söylüyor. Ha, evet. Evet, ya son sözleri siz söyleyin artık, öyle kapatalım. Hani çok da güzel bir noktaya geldik. İnanılmaz keyif aldığım bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Çok ben Çok de nasıl teşekkür geçti ederim. anladım. 5 dakika program yaptık deseniz inanırım. Gerçekten Şimdi 5 dakika gibi geçti. şöyle bir şey. O en iyi Matrix'te ikinci Rönesans diyorlardı makinaların insanlara hakim olmasını. Şu anda ikinci Rönesans lafı tekrar ediliyor böyle alttan alta. Birkaç defa, birkaç yerde gördüm. Bakın. 2003, 2021, 2022. Bir de şöyle bitirelim. Burada neye dikkat edelim ikinci Rönesans'ta? Onu bağlayacaksınız herhalde. Tabii. Şimdi ikinci Rönesans diye bize yutturulmak istenen şeyi kabul etmediğimiz anda, yani ikinci Rönesans'ı kabul etmediğimiz anda ikinci Rönesans kendi kendini iptal eder. Yani karşımızdaki güç sanıldığı kadar güçlü değildir. Gücünü şeyden alıyor. İnsanın diyor o kadar hali kalmayacak şununla bununla uğraşırken ki diyor razı gelecek ya ben yeterince yemek olsun şurada yatayım. Şey, halbuki sonra onu da alacak elinden. Sadece bunu anlamak lazım. İnsanın bunu anlaması lazım. Sana onu sonsuza kadar vermeyecek. O bir süre, o sürekli şeyi kapanı küçültecek, odayı daraltacak. Edgar Allan Poe'nun öyle bir şeyi vardı. Duvarlar içeri doğru girdiği kapandı. Ve onunla bitirelim. Duvarlar içeri doğru kapanan bir sistemdir bu. Şurada oturayım, ay ne güzel bir sistem kurduk demeyin. Duvarlar kapanacak. Onun için duvarlardan en zayıf ne tarafsa o duvarı kırıp kapanamaz hale getirmek, o duvarların içine girmemek şeklinde lafı söylemesi kolay, yapması zor gibi kimseye gelmesin. Çünkü korkunun ecele faydası olmadığı için bence dik durup, ayakta durup. Yani esas uyanmak işte bu yani. Ben bunu kabul etmiyorum demek. Ben bunu kabul etmiyorum. Beni de Evet. umutlandıran ne biliyor musunuz? Biz şimdi bu kadar dizi var, film var, ne bileyim bir dünya telaşesi var insanların. Gecenin bir vaktinde konuşuyoruz. Nitekim siz çok güzel işte yine programlar yapıyorsunuz. Yani diyorum ki biz kırabiliriz o duvarı ya. Ben her Hayır. zaman umutlu Tabii varım. tabii.
Ben çok güveniyorum. Ayrıca bizim ülkemizin insanına da çok güveniyorum. Bizde başka ülkelerde, bak çok samimi söylüyorum, ben çok uzun süre yurt dışında yaşadım. Şu anda Türkiye'deki politik görüşlerden azade olarak, yani politik görüş dönemim. Şu anda Türkiye'deki bilinçli insan ya da bilince doğru yaklaşan insan potansiyelini ben çok önemsiyorum. Ciddi söylüyorum. Çünkü bizdeki tür programlar, mesela sizin bir benzeriniz, diğer çok değerli kardeşlerimiz var. Onların programları falan gibi şeyler, yabancı ülkelerde sayıları azdır. Türkiye'de Evet. çok bereketli. Yani bunda bir işaret var, bunda güzel bir sonuç var, anlam var inşallah yani. En azından ne oluyor diye soruyoruz. Tabii. İnşallah Bak. sormaya çalışıyoruz hep Tabii. beraber. Ve doğru teşhis koyuyoruz. İnşallah hakikat kapısında buluşalım. Sadık Hocam. İnşallah hocam. İnşallah, inşallah. Çok Nasip. teşekkür ederim. Bu sohbet burada kalmasın. Devamı gelsin. Çok arzu ederim. Ve memnuniyet de. Önümüzdeki dönemlerde tekrar İnşallah. teşekkür ediyorum size. İnşallah. Arkadaşlar, inanılmaz bir vizyonla, ya benim için gerçekten nasıl geçtiğini anlamadığım 1 saat 40 dakika yaşattı Sadık Yemli. Kendi yaşadığı çok da merak edilen deneyiminden bugüne ve geleceğe inanılmaz bir vizyon gösterdi hepimize diye düşünüyorum. Ve gerçekten hepimiz için temennim, yapabildiğimiz kadar becerebilirsek tek kurtuluşun olduğu hakikat kapısında bir arada olabilmek inşallah mümkün olsun. Ne kadar olabiliyorsa en azından çabamız olsun. Sizler de lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi, fikirlerinizi, yapıcı eleştirilerinizi, kanalımda görmek istediklerinizi, sorularınızı aşağıda paylaşın. Bunu hep söylüyorum. Bu yolda yürümenin, bu yayınları yapmanın siz oradaysanız bir anlamı ve kıymeti var. Ve ben inanılmaz mutluyum. Yani hayatımda hiç olmadığı kadar kendimi iyi hissediyorum, yalnız olmadığımı hissediyorum. Bu insanın işte bir aileye sahip olması, çevresinde kimin olup olmaması ile ilgili bir şey değil. Bu çok başka bir şey. Ve sanıyorum oradaki her biriniz ne demek istediğimi ben anlatamamış olsam da kalpten anlıyorsunuz. O yüzden kolay değil, kolay değil ama mümkün. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Abone değilseniz ayrılmadan önce İlkay Boralı YouTube kanalına abone olun. İlkay TV ikinci kanalımız arkadaşlar. Bu yolculukta yürümek de kolay değil. Ama ikinci bir güvenlik kanalımız. Yayınlayamadığımız ya da bir aksilik olursa yayınlamak üzere videolarımızı kurduğumuz İlkay TV, ona destek olmanız, oraya da abone olmanız son derece kıymetli. Katıl özelliğiyle ayrıca kanalı destekleyen takipçilerim var. Ne desem, nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Şu zor dönemde çorbada benim de ekstra tuzum olsun demek. Ne manalı, ne güzel. Nasıl teşekkür edilir buna? Ve hepiniz, her biriniz iyi ki oradasınız.